Milli İrade'nin gür ve güçlü sesi Bursa TV'ye hoş geldiniz sevgili izleyenler. Sabahın demine hoş geldiniz. Yine sizlerle birlikteyiz. Dört dörtlük bir sabahta. 4 Nisan sabahında sizlerin huzurunuzdayız. Sabahın demi programında. Sabahın deminde ikinci bölümdeyiz. Birinci bölümde neler yaptık? Dünden bugüne yansıyan haberleri sizlere aktardık. Peki ikinci bölümde neler yapacağız? Gazete turu yapacağız sevgili izleyenler. Gazetelerin birinci sayfasına yansıyan haberleri sizlere aktarmaya çalışacağım. Bunun dışında Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımızın bugünkü programlarını sizlere aktaracağım. Yine yoğun bir programları var, onları aktaracağım. Ama onların öncesinde neler yapacağız? Bursa'mızdaki hava ve yol durumuna bakacağız ki hemen yönetmenimden isteğim ekranlara getirsin. Bursa'da hava sıcaklıkları. Bursa merkez 21, Büyük Orhan 15, Gemlik 20, Gürsu 21, Harmancık 16, İnegöl 19, İznik 21 derece. Garacabey 21, Keres 13, Mustafa Kemal Paşa 21, Mudanya 18, Orhan Gazi 19, Yenişehir 19 derece. Bursa Büyükşehir Belediyesi yol durumunu sunar. Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü'nce Gürlük'te bağlantı yolunun Ankara-İzmir istikametinden Gürlük'te istikametine doğru yol tek yönden giriş gidiş olarak verilecektir. Yolava Bursa yolunun 12 ila 14. kilometreler arasında yol genişletme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü'nce Bursa Yalova yolu Pınar Köprülü kavşak çalışması nedeniyle 3. Pınar Caddesi'nin Yalova yoluna çıkış kesimi araç trafiğine kapatılacak olup trafik akışı alternatif güzergahtan sağlanacaktır. Bursa Devlet Çevre Yolu Doğanköy kesiminde Şehir Hastanesi Köprülü Kavşak yapım çalışması nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanmaktadır. Bursa Orhaneli İl Yolu Güzergahı'nda yol genişletme çalışmaları nedeniyle trafik bölünmüş yolun diğer kesiminden kontrollü olarak sağlanmaktadır. Devlet Demir Yolları'nın Bandırma Bursa Ayazma Osmaneli Hızlı Tren Projesi kapsamında Mudanya Yolu Caddesi üzerinde bulunan 1 numaralı viyadük çalışması nedeniyle trafik akışı servis yollarından sağlanacaktır. Gent Meydanı terminal arasında sürdürülen D2 hafif raylı sistem hattı çalışması nedeniyle İstanbul yolu üzerinde şerit daraltma uygulanmaktadır. Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü'nce yapılan Yeşil Caddesi Cephe Sağlıklaştırma Uygulama Yapım İş kapsamında Yıldırım ilçesi Kurtoğlu ve Yeşil Mahallesi'nde bulunan Yeşil Caddesi'nde cephe sağlıklaştırma çalışmaları nedeniyle Yeşil Cadde'de şerit daraltma uygulanmaktadır. Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü'nce yapılan Osman Gazi ilçesi Tahtakale Mahallesi, Çelebiler Caddesi 10. Fırın Sokak, Vezirli Caddesi, Fışkırık Caddesi, Küçük Tağla Sokak, İnebey Sokak'ta yapılan Tahtakale Çarşısı çevresinde bulunan sokak ve caddelerin cephe sağlıklaştırma ve çevre düzenlemesi uygulama yapım işi kapsamında zaman zaman yol kapatmaları uygulanmaktadır. Sürücülerimizin kent içi hız limitlerine uymaları ve kontrollü seyretmeleri, çalışma yapılan güzergahlarda dikkatli ve duyarlı olunması, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, bilgi levhalarıyla gösterilmiş alternatif güzergahları tercih etmeleri gerekmektedir. Bursa Büyükşehir Belediyesi yol durumunu sundu. Bütünleşik bilet sistemine dahil tüm araçlarda, akıllı Bursa kartla binişlerde, 90 dakika içinde 3 aktarmaya kadar yapılan aktarmalarda tam için 1.25 TL, indirimli için 0.85 TL aktarma indirimi uygulanmaktadır. Akıllı Bursa kartta Bursaray'da 1 ila 5 istasyona kadar binişlerde, ücret iade validatörlerinden tam için 0.30 TL,
indirimli için 0.20 TL, 6 ila 17 istasyona kadar binişlerde tam ve indirimli için 0.10 TL iade edilmektedir. Budo'yla her gün Mudanya, Eminönü, Mudanya Büyükçekmece seferlerimiz hizmet vermeye devam ediyor. Bursa Deniz Otobüsleri ve BBB bas sefer saatleri için detaylı bilgi www.vurulaş.com.tr. İnternetten 3 gün önceden alacağım Budo biletleri sadece 19.90 TL. BB Bas, Vurulaş, Bursa Şehirler Arası Otobüs Terminali ile Sabiha Gökçen Havalimanı arasında otoyoldan ekspres otobüs seferlerimiz tüm hızıyla devam etmektedir. Detaylı bilgi için bas.burulas.com.tr ve Vurulaş Çağrı Merkezi 0850 850 9916'yı arayabilirsiniz. Vurulaş'ın CN Sky ile Bursa Deniz Otobüslerinden bileti satın alırken %10 mil para kazanabilir, kazanılan mil paralarla bilet alıp ayrıcalıklı yolculuğun keyfini yaşayabilirsiniz. Bursa Kart özelliğine de sahip olan CN Sky kartınıza bedel yükleyerek şehir içi toplu taşımada da kullanabilirsiniz. Evet sevgili izleyenler, Bursa'mızdaki hava ve yol durumunu da birlikte izledikten sonra sıra neye geldi? Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımızın bugünkü programlarını sizlere aktarmaya. Sayın Cumhurbaşkanımızın yoğun bir programı var. Saat 10.30'da İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşecek. Ruhani Türkiye'mizde olacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlayacak Sayın Cumhurbaşkanımız onu. Saat 12.30'da Türkiye-Rusya-İran üçlü zirvesi yine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak. Saat 15'te çalışma yemeği düzenlenecek sevgili izleyenler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ve saat 17'de ortak basın toplantısı düzenlenecek yine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Yoğun bir program yine 4 Nisan gününde Sayın Cumhurbaşkanımız Rusya ve İran üçlü zirvesini ağırlayacak. Hem Rusya'yı hem İran'ı da ağırlamış olacağız. Sayın Başbakanımızın programları saat 12'de 2017 YLSY bursiyerleri yani yurt dışı eğitimi hazırlık ve uyum programı Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu'nda yapılacak. Saat 14'te engelli vatandaşlarımızın EKPSS ve kura yöntemiyle kamu kurumlarına yerleştirilmesi töreni olacak sevgili izleyenler. Özel bir otelde diyelim. Evet sevgili izleyenler, bugünkü programlar bu şekilde. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımızın bugünkü programları bu şekilde diyelim. Ve hemen gazetelerin birinci sayfasında yer alan haberlerle devam edelim sevgili izleyenler. Dün Türkiye için milat günlerden bir tanesiydi. 60 yıllık rüyamız gerçek oldu. Bir nükleer enerji santralimizin temeli atıldı. Mersin'in Gülnar köyünde, Akkuyu'da sevgili izleyenler. Şimdi bununla ilgili haberler gazetelerin birinci sayfalarını süsledi. Akkuyu'ya ilk harç başlığı altında Milliyet gazetesi birinci sayfasından vermiş haberi. Ben de hemen Milliyet gazetesinde yazdığı şekliyle sizlere aktaracağım. Tabii nükleer santralin temel atma törenine çok önemli bir isim katıldı. Cumhurbaşkanımızla birlikte Rusya lideri Vladimir Putin katıldı. İkilinin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki açıklamaları yer alıyor gazetenin birinci sayfasında. İki başlık altında verilmiş haber. Hemen haberin detayları. Akkuyu'dan önce ve sonrası neler olacak? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızın açıklaması var. Türkiye'ye katma değeri ne olacak istihdam alanında? Ekonomiye katkıları hiç şüphesiz tartışılmayacak şekilde büyük. Enerji ihtiyacımızın kaçta kaçını karşılayacak ve özellikle dış dünyadaki imajımızda çok büyük bir etkisi olacak. Akkuyu Nükleer Santrali'nin sevgili izleyenler. Farkında mısınız? Projeler tek tek dünyanın hayretle izlediği projeler tek tek üretime geçiyor, yatırıma geçiyor. Üçüncü havalimanımız, deniz altından köprüler, Çanakkale Köprüsü'nün temeli keza öyle. Çalışmalar devam ediyor. Bununla birlikte Kahraman Mehmetçiğimizin Afrin'deki başarıları dünya bize böyle hayretle bakıyor. Allah nazardan saklasın, çalışmalara devam edelim. Bunun için hep diyoruz ya milli olacağız, daha çok çalışacağız diye. Bunun için söylüyoruz, üreteceğiz, daha çok üreteceğiz.
bizim ülkemiz için üreteceğiz, daha çok çalışacağız diye. Şimdi gazetelerin birinci sayfasında yer alan haberlere bakma zamanı geldi. Akkuyu'ya ilk harç, başlık bu şekilde sevgili izleyenler. Ayrıntılarını hemen sizlerle paylaşalım. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Rus lider Putin, Türkiye'nin enerji ihtiyacının %10'unu karşılayacak olan Akkuyu nükleer santralinin temelini birlikte attı. İki başlık altında verilmiş haber, 100. yılı taşlandıracağız, açılışta birlikte olacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden telekonferans yöntemiyle Akkuyu'ya bağlanarak düzenlenen temel atma töreninde konuşan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılını enerji alanında tarihi bir eserle taşlandırmış olacağız. Bu santral enerji güvenliğimize katkı sağlarken aynı zamanda iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir rol oynayacaktır demiş sevgili izleyenler. Sayın Cumhurbaşkanımızın Akkuyu nükleer santrali ile ilgili yaptığı ilk açıklamalardan bir tanesi. Açılışta birlikte olacak başlığı var. Sözlerin sahibi de Rus lider Vladimir Putin. Diyor ki, Türk ortaklarımızla bu projeye stratejik yatırım statüsü verilmesi kararından dolayı teşekkür ediyorum. 2023'te ilk enerji bloğunun devreye girmesini sağlamak istiyoruz. Türkiye'nin 100. yıl dönümünde bunu yapacağız diye konuştu. Erdoğan projenin açılışını Putin'le yapmayı arzuladıklarını ifade ederken Putin de aynı isteği dile getirdi demiş sevgili izleyenler. Milliyet gazetesinin birinci sayfasında bu şekilde yer almış haberin detayları. Küçük bir başlık var. Hemen onu da paylaşalım. Ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Berat Albayrak'ın açıklamalarına geçeceğim. Füze hızında teslimat başlığı kullanılmış. Biliyorsunuz Rusya'dan S-400 füzeleriyle ilgili bir anlaşmamız vardı. Onunla ilgili Amerika çok rahatsız olmuştu. Batı dünyası çok rahatsız olmuştu. Sayın Cumhurbaşkanımızın onunla ilgili bir açıklaması var. Erdoğan Putin'le yaptığı ortak basın toplantısında S-400 anlaşmasını yaptık, defteri kapattık, bitti o iş dedi demiş. Haberin detayları da şu şekilde yansımış. Cumhurbaşkanı Erdoğan vize konusunda vizesiz seyahat rejimi yeniden başlamalı dedi. Putin de S-400 teslimat sürelerini azaltmaya karar verdik. Fiyatlarla ilgili mutabakat sağlandı diye konuştu. Savunma Sanayi Müsteşarı Demir, teslimat tarihinin Temmuz 2019'a alındığını belirtmiş sevgili izleyenler. Haberin detayları da gazetenin birinci sayfasına bu şekilde yansımış. Evet, devam edelim sevgili izleyenler. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın da açıklamaları var. Açılışla ilgili fotoğrafı da hemen sizlere aktaralım. 7/24 elektrik üretecek demiş sevgili izleyenler. Akkuyu nükleer santrali. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak 1955'te başlayan nükleer yolculuğun en önemli aşamasında bulunduğunu ifade ederek 20 milyar dolarlık maliyetle gelmiş geçmiş en büyük projenin temelini atıyoruz. Nükleer santraller sayesinde iklim ve mevsime bağlı kalmadan 7 gün 24 saat elektrik üretimi yapılabilecek diyor sevgili izleyenler. Açılış törenindeki, temel atma törenindeki fotoğraf ekranlara gelmiş sevgili izleyenler ve Sayın Berat Albayrak'ın açıklamaları da gazetenin birinci sayfasında yer almış. 20 milyar dolara mal olacak Akkuyu'ya eşdeğer elektrik üretmek için 6585 megawattlık kömür santrali kurmak, yılda 13.5 milyon ton kömür ithal etmek gerekiyor. Yerli yabancı 80 şirketin dahil olacağı projenin inşaatında 1700 Rus, 6200 Türk personel çalışacak demiş sevgili izleyenler. Yine haberin detayları gazetenin birinci sayfasına bu şekilde yansımış. Devam edelim sevgili izleyenler. Sayın Bakanımızın açıklamalarını da gazetede yazdığı şekliyle sizlere aktarmış olduk. Devam edelim gazetenin birinci sayfasında yer alan diğer haberlerle. Dün Ankara'da önemli bir görüşme vardı. Bahçeli'ye tebrik ziyareti vardı. Başbakan Binali Yıldırım, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanlığı'na yeniden seçilen Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında tebrik ziyaretinde bulundu. 40 dakika süren görüşme sonrası Yıldırım, terörle mücadele, Afrin, terör örgütlerine karşı yapılacak çalışmaların genel başkan yakından takip ediyor, biz de güncel bilgileri kendisiyle paylaştık demiş sevgili izleyenler. Haberin detayları da gazetenin birinci sayfasına bu şekilde yansımış. Evet, şimdi sınır ötesine gidelim. Eve dönmenin vakti geldi başlığı var. Hemen haberin detaylarını sizlere aktaralım. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Suriye'de DAEŞ'e karşı çok başarılı olduklarını belirtmiş. Çok yakında ne yapacağımıza ilişkin bir karar vereceğiz. Suriye'deki askerlerimizi geri çekmek ve ülkemizi yeniden inşa etmek istiyorum. Son 17 yılda Orta Doğu'ya 7 trilyon dolar harcadık. Karşılığında hiçbir şey alamadık. Eve dönmenin zamanı geldi demiş sevgili izleyenler. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın belki de verdiği en mantıklı karar olacak. Yeter artık Orta Doğu'da yaptığınız zulümler. Bence evinize dönebilirsiniz. Devam edelim sevgili izleyenler. Şimdi Afrin'in ekmeği Mehmetçik'ten başlık bu şekilde. Kahraman askerlerimiz önce terörden temizledi bölgeyi. Şimdi de orada tüm dünyaya insanlık dersi veriyor. Afrin Meclis binası önünde kurulan günlük 4000 ekmek kapasiteli mobil fırında Mehmetçik tarafından pişirilen ekmekler ilçe halkına ikram ediliyor. Dağıtımı beklerken kuyruklar oluşturan Afrinliler aldıkları ekmekle eve gitmenin sevincini yaşıyor demiş sevgili izleyenler. Haberin detayları da gördüğünüz gibi gazetenin birinci sayfasına bu şekilde yansımış. Kahraman ordumuza bir kez daha teşekkür etmiş olalım ve devam edelim. Membiç'e iki Amerikan üstü diyor. Membiç'teki PKK varlığını himaye eden Amerika bölgede iki üst kuruyor. Üstlerden biri Fırat Kalkanı bölgesiyle cephe hattında, diğeri ise 8 kilometre uzaklıkta demiş sevgili izleyenler. Haberin detayları da bu şekilde yansımış. Evet, Milliyet Gazetesi'nin birinci sayfasında yer alan haberleri sizlere aktarmaya çalışıyorum sevgili izleyenler. İkili mi, tam gün mü? Geleceğimizin teminatı, çocuklarımız için eğitimle ilgili bir haber var. Onunla da sizlere paylaşalım. Eğitim camiası tam gün eğitimini tartışıyor demiş. İkili mi, tam gün mü? Başlığı altında verilmiş haber. Herkesin istediği tam gün eğitim için 11 bin dersliğe ihtiyaç var. Aksi takdirde sınıf mevcutları artacak. Öğrenciler arasında disiplini sağlamak zor olacak. Bazı derslerde non kadro fazlası öğretmenlerin sayısı artacak demiş sevgili izleyenler. Haberin detayları da gazetenin birinci sayfasına bu şekilde yansımış. İnşallah geleceğimizin teminatı öğrencilerimiz için, geleceğimiz için en iyi ve en doğru karar verilir diyelim. Ve devam edelim sevgili izleyenler. Milliyet Gazetesi'nin birinci sayfasında yer alan haberleri de aktarmış olduk. Devam edelim gazetelerimizin birinci sayfasında yer alan haberlerle. Evet, Milliyet'i okuduk. Sabah'la devam edelim sevgili izleyenler. Sabah gazetesinin birinci sayfasında Cumhuriyet'in nükleer gücü başlığı kullanılmış. Erdoğan, ilk reaktörün 2023'te devreye girmesiyle Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılını enerji alanında tarihi bir eserle taşlandırmış olacağız demiş. Haberin detayları iki başlık altında verilmiş. Hemen sizlerle paylaşalım. Türkiye'nin ihtiyacının %10'u tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Akkuyu tüm üniteleri devreye girdiğinde tek başına ülkemizin elektrik ihtiyacının %10'unu karşılayacak. Ağırlıklı olarak petrol, doğalgaz ve kömüre dayanan enerji sepetimiz daha sağlıklı hale gelmiş olacak diyor. Dünya nükleer ligine girecek diyor. Nükleer güç santralinin ilk reaktörünün 2023 yılında devreye alınmasıyla Türkiye'de nükleer enerji kullanan ülkeler ailesine dahil olacaktır. 2023'te en büyük 10 ekonomiden biri olmayı hedefliyoruz demiş sevgili izleyenler. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları bu şekilde yer almış gazetenin birinci sayfasına. Putin'in açıklamaları var. Güvenli ve çevre dostu diyor.
Bu yenilikçi proje son derece değerli ve önemli. Bugün sadece Türkiye'de ilk nükleer santralin inşaatı başlamıyor. Türkiye nükleer sektörünü kuruyor. Bu tamamen yeni bir adım. Türkiye'nin ekonomisinin gelişiminde yeni bir basamak olacak. Projenin güvenliği standartları en yüksek seviyede ve çevreye dostu olacak demiş sevgili izleyenler. Rus lider Putin'in açıklamaları da Sabah gazetesinin birinci sayfasına bu şekilde yansımış sevgili izleyenler. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamaları var. Heyecanlıyız, gururluyuz, umutluyuz. Enerji Bakanı Albayrak, bugün heyecanlıyız. 63 yıllık rüya gerçek oluyor. Bu tömel Türkiye'nin gurur törenidir. Umutluyuz. Akkuyu'da görev yapacak kardeşlerimize inanıyoruz demiş sevgili izleyenler. Gazetede birinci sayfasında Sayın Bakanımızın açıklamalarını bu şekilde yer vermiş. Devam edelim sevgili izleyenler. S-400 teslimatı öne alındı. Başlığı var. Tarihi görüşmede S-400'lerin de 2019'un Temmuz ayında teslimatı için mutabakat sağlandı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan S-400'ler için anlaşmamızı yaptık, iş bitti dedi demiş. Haberin detayları da gazetenin birinci sayfasına bu şekilde yansımış. Bakalım şöyle vermediğimiz bir not ya da konu kaldı mı? Sayın Cumhurbaşkanımız da Putin, Rus liderin Akkuyu nükleer santralinin temel atma töreni için Mersin'in Gülnar ilçesine bağlandı demiş sevgili izleyenler. Haberin detayları da bu şekilde yansımış gazetenin birinci sayfasına. Şimdi Sabah gazetesinin birinci sayfasında yer alan diğer haberlerle devam edelim sevgili izleyenler. Terörle mücadelede bilgileri paylaştık başlığı altında verilmiş haber. Başbakan kongreyi kazanan Bahçeli'yi tebrik etti. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret eden Başbakan Binali Yıldırım, memleket meseleleri, terörle mücadele, Afrin'de yapılan çalışmalar, her türlü terör örgütüne karşı yapılacak çalışmaları Sayın Genel Başkan yakından takip ediyor. Biz de güncel bilgileri kendisiyle paylaştık demiş sevgili izleyenler. Devlet Bahçeli ile Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli ile Sayın Başbakan Binali Yıldırım'ın görüşmesinden öne çıkan detaylar bu şekildeymiş sevgili izleyenler. Sayın Başbakan da bu şekilde açıklamış. Ben de sizlere aktarmış oldum. Arkadaşının adını silip kendi gitti. Şehit sağlıkçı Burak Tatar Mehmetçiğin yarısını sarmak için Afrin'e gönüllü gitmiş diyor sevgili izleyenler. Fırat Kalkanı'nda görev alan UMKE görevlisi Tatar Afrin'e de gitmek istedi ama adı görevlendirme listesinde yoktu. Mehmetçiğe destek olmayı o kadar çok istiyordu ki arkadaşının adını silip kendini yazdırdı. Acılı baba Yahya Tatar, yavrum şehit olacağım diye gitti. İyi ki de gitmiş, vatan için biz de varız demiş sevgili izleyenler. Şehidimize tekrar tekrar Cenab-ı Allah'tan rahmet dileyelim sevgili izleyenler ve devam edelim. Gazetenin birinci sayfasında yer alan haberleri de sizlere aktarmış olduk sevgili izleyenler. Sabah gazetesinin birinci sayfasında yer alan haberlerle böylelikle bitmiş oldu. Hemen Hürriyet gazetesine bakalım. 2023 sözüyle düğmeye basıldı başlığı kullanılmış. Hürriyet gazetesinin sür manşetinde sevgili izleyenler hemen şöyle yönetmenim ekrana getirsin şu fotoğrafı Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Putin'in alkışları arasında 2023 sözüyle düğmeye basıldı. Şimdi haberin detaylarını sizlere aktarayım sevgili izleyenler. Putin Beştepe'deki törenle projeyi 2023'e yetiştirme sözü verdi. Erdoğan ise Türkiye'nin nükleer enerji kullanan ülkeler ailesine katılacağını söyledi sevgili izleyenler. Haberin detaylarıyla devam edelim. Haberin detayları iki başlık altında verilmiş. Hemen sizlere aktaralım o iki başlığı. Açılış için sözleştiler. Birinci başlık ihtiyacın %10'u. İkinci başlık sevgili izleyenler. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ankara Beştepe'de bir araya geldi. Burada düzenlenen törenle iki lider butona bastı ve Mersin'de Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'la Rus ve Türk çalışanlar harcı temele döktü. İki lider santralin açılışında birlikte yapmak için sözleşti diyor.
Törende konuşan Erdoğan, 2023'te Türkiye'nin dünya ekonomisinin en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefini hatırlattı ve bunun enerjiye olan ihtiyacın artması anlamına geldiğini de söyledi. Erdoğan, Akkuyu'nun tek başına Türkiye'nin elektrik ihtiyacının %10'unu karşılayacağını belirtti demiş sevgili izleyenler. Haberin detayları gazetenin birinci sayfasına bu şekilde yazmış. İnşaatta 10 bin kişi çalışacak demiş. Sözlerin sahibi de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak. Albayrak santralle hava santraline bağlı kalmadan kesintisiz elektrik üreteceğini söyledi. Akkuyu inşaatının başlamasıyla 10 bin kişilik istihdam alanını sağlayacak. %80'i Türk olacak. Santral işletmeye alındığında 3500 kişi çalışacak. Sanayiye milyarlarca dolarlık iş imkanı oluşturacak demiş sevgili izleyenler. Haberin detayları da gazetenin birinci sayfasına bu şekilde yazmış. Rusya ile S-400 anlaşmasını yaptık, bu defteri kapattık başlığı var. Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısının ardından iki lider basın açıklaması yaptı. Erdoğan, S-400 füzelerinin alımında Türkiye'nin kendi kararı olduğunu belirterek anlaşmamızı yaptık, biz bu defteri kapattık, bitti o iş. Şu anda imalat devam etmekte dedi. Putin de Türkiye'nin teslimat süresini kısaltma talebinin olduğunu belirterek olumlu değerlendirdik, üretimi hızlandıracağız diye konuştu. Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir de ilk S-400'ün Temmuz 2019'da geleceğini açıkladı demiş sevgili izleyenler. Haberin detayları da gazetenin birinci sayfasına bu şekilde yansımış. Devam edelim sevgili izleyenler. Hürriyet gazetesinin birinci sayfasında yer alan haberlerle devam edelim. Başbakan'dan Bahçeli'ye hayırlı olsun başlığı kullanılmış. Başbakan Binali Yıldırım 18 Mart'ta kongrede Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanlığı'na yeniden seçilen Bahçeli'yi ziyaret etti diyor. Nezaket ve tebrik ziyaretinde bulunduğunu söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, memleket meseleleri, terörle mücadele, Afrin'deki çalışmalar, terör örgütlerine karşı çalışmaları Sayın Genel Başkan yakından takip ediyor. Biz de güncel bilgileri kendisiyle paylaştık demiş sevgili izleyenler görüşmenin ardından yaptığı açıklamada. Yine Hürriyet Gazetesi'nin birinci sayfasında yer alan haberler var, küçük başlıklar var. Hemen onları da sizlere aktaralım sevgili izleyenler. Faize karşı idari önlem paketi başlığı altında küçük bir haber var. Hükümet faizleri düşürmek için yeni bir paket hazırlıyor. Ezber bozan bu yeni modelle yeni değil idari düzenlemeler yapılacak demiş sevgili izleyenler. Haberin detayları bu şekilde. 9 Boğaziçi'li tutuklandı. Bir diğer haber başlığı Boğaziçi Üniversitesi'nde Afrin'de şehit olanları anmak için stand açanlara karşı işgalin katliamını lokum olmaz yazılı pankart açıp saldırıları öne sürülen öğrencilerden 9'u tutuklanmış sevgili izleyenler. Hain her yerde var. Onlardan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki 9 hainde yaptıkları suçun cezasını çekecekler hiç şüphesiz. Evet, ormana kıyı balık çiftliğinde geri adım sevgili izleyenler. Hükümet ormana kıyı olan yerlerde balık çiftliği kurulmasına olanak sağlayan tasarıyı geri çekiyor. Tasarının görüşüleceği komisyon toplantısı da iptal edildi demiş sevgili izleyenler. Bir diğer haber başlığı bu şekilde yer almış. Amerika Birleşik Devletleri Manbij'de yeni üs kuruyor. Başlık bu şekilde sevgili izleyenler. Terör örgütü YPG PKK işgalindeki Manbij'de Amerika Birleşik Devletleri'nin iki yeni üs kurduğu iddia edildi. Anadolu Ajansı'nın güvenilir kaynaklarına dayandırdığı haberine göre her iki üs de Manbij'in kuzeyindeki Dadat köyü yakınlarında kuruluyor. Bu üslerin Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'ne uzaklıkları ise sadece 4 ve 8 kilometre uzakta olacak demiş sevgili izleyenler. Haberin detayları da gazetenin birinci sayfasında bu şekilde yansımış. Hürriyet gazetesinin de birinci sayfasında yer alan haberlerini böylelikle bitirmiş olduk sevgili izleyenler. Devam edelim diğer gazetelerimizle. Türkiye gazetesine göz atalım. Türkiye gazetesine göz atmadık. Nükleere ilk adım başlığı kullanılmış Türkiye gazetesinin birinci sayfasında. Hemen detaylarını sizlerle paylaşalım sevgili izleyenler.
Akkuyu'nun temeli atıldı. Nükleer enerji üreten ülkeler ligine girmemiz için bir adım kaldı demiş sevgili izleyenler. Güvenli ve çevre dostu. Akkuyu 20 milyar dolarlık maliyetiyle tek kalemde yapılan en büyük yatırım. Santral Türkiye elektriğinin %10'unu üretecek. Tam kapasiteyle çalışınca İstanbul'un enerji ihtiyacını tek başına karşılayacak. Güvenli ve çevre dostu santral istihdama da önemli katkılar sağlayacak demiş sevgili izleyenler. Akkuyu ile ilgili küçük notlar halinde gazete taşımış, ben de sizlere aktarmış oldum sevgili izleyenler. Erdoğan ve Putin ilk harcı döktü. Başlık bu şekilde sevgili izleyenler. Haberin detaylarını sizlere hemen aktaralım gazetede yazdığı şekliyle. 1955'ten bu yana nükleer enerji üretmek isteyen Türkiye'nin hayali gerçek oluyor. İlk santralimiz Mersin'de Akkuyu'da yükseliyor. Külliye'deki terende Rusya lideri Putin'le temel atan Erdoğan, tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. İlk reaktör 2023'te devreye girecek, Cumhuriyetimizin 100. yılını bu eserle taşlandıracağız dedi. Vladimir Putin ise Türkiye'ye kendi nükleer sektörünü kuruyor. Bu santralin devreye girmesi Türkiye'nin potansiyelini daha da artıracak diye konuştu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da sıfır emisyona elektrik üreteceğiz. Önemli bir milatı yaşadığımızı açık, sanayimizde de milyarlarca dolarlık iş imkanı olacak demiş sevgili izleyenler. Haberin detayları gazetenin birinci sayfasına bu şekilde yansımış. Devam edelim sevgili izleyenler. Milliyetçilerin yolunu aydınlattı başlığı altında bir haber var. Hemen detaylarını sizlerle aktaralım. Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in vefatı üzerinden 21 yıl geçti. Başbuğun 9 ışık döktüğü bugün de milliyetçilerin yol haritası demiş. Haberin detayları da bu şekilde yansımış gazetenin birinci sayfasına. Devam edelim. Türkiye Gazetesi'nin birinci sayfasında yer alan haberlerle devam edelim. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'yi Başbakan Binali Yıldırım makamında ziyaret etti ve çay içtiler. Başbakan kongre için Bahçeli'yi kutladı diyor. Haberin detayları şu şekilde verilmiş sevgili izleyenler. Bu haberin detayları değil. Bir başka haberle devam edelim. FETÖ demek PKK demek diyor sevgili izleyenler. Devlet Bahçeli'den önemli mesajlar. FETÖ ölmedi, yaşıyor. Kripto damar hala çalışıyor. FETÖ demek, PKK demek, PYD, DAEŞ demektir. 7.4 büyüyen Türkiye hedef ülkedir. Diz çöktürmek isteyenler döviz silahını çekti. Lira'nın erimesinin faizin tırmanması için ayak oyunudur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tipi tip grup başkan vekili seçim güvenliği ordusu kuruyoruz diyor. Aklınıza başınıza alın, ateşle oynamayın demiş sevgili izleyenler. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin dünkü grup toplantısından öne çıkan başlıklardı. Bu başlıkları da sizlere aktarmış olduk sevgili izleyenler. Devam edelim gazetelerin birinci sayfasında yer alan haberlerle devam edelim. Afrin'de 7 yıllık hasret bitti, kardeşleri kavuşturduk diyor. Afrinli Feride Ahmet, kız kardeşi Necahi'yi 13 yıl önce Aziz'e gelin gönderdi. 6 yıl boyunca görüştüler. PYD şehri işgal edince iki kardeşin bağı koptu. 7 yıl görüşemediler. Feride'yi buluşturdu diyor. Kardeşler uzun uzun sarıldı. Sevinç gözyaşları sel olup aktı. Feride o kadar heyecanlandı ki kardeşinin kucağında baygınlık geçirdi demiş sevgili izleyenler. Haberin detayları da gazetenin birinci sayfasına bu şekilde yansımış. Şimdi Suriye'den eve dönme zamanı başlığı kullanılmış. Trump DAEŞ'ten kurtulduk demiş. Haberin detayları da Türkiye gazetesinin birinci sayfasına şu şekilde geçmiş. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan kritik bir karar var. Geçtiğimiz günlerde Suriye'den çekileceğiz açıklaması yapan Trump, dün de DAEŞ'e karşı başarılı olduk ama artık zamanı geldi, Suriye'den çıkma planı üzerinde çalışıyoruz. Bunu çok ciddi şekilde düşünüyoruz demiş. Haberin detayları da gazetenin birinci sayfasına bu şekilde yansımış sevgili izleyenler. Emniyette 6000 kripto FETÖ'cü var. Başlık bu şekilde. Küçük bir başlık. Hemen detaylarını sizlerle paylaşalım. MIT'in emniyet için
emniyet içindeki mahrem imamları operasyonunda ele geçirilen SD kartlardan 6000 kişilik liste çıktı. Kriptoların bir kısmı hala görevde demiş sevgili izleyenler. Haberin detayları bu şekilde yansımış. 100 ölü 150 yaralı Afganistan'da medreseye bomba atıldı. Afgan jetleri Taliban lideri toplandı. İhbar üzerine medreseye bombalandı. Binada hafızlığı bitirenler için mezuniyet töreninin yapıldığı anlaşılmış sevgili izleyenler. YSK binasında şüpheli yangın, bir diğer haber başlığı. YSK deposunda yangın çıktı. Saklama süresi sona erdiği imhayı bekleyen 2007 yılına ait evraklar tamamı yandı diyor sevgili izleyenler. Haberin detayları da gazetenin birinci sayfasına bu şekilde yansımış. Türkiye Gazetesi'nin birinci sayfasında yer alan haberleri de sizlere aktarmış olduk sevgili izleyenler. Şöyle bakıyorum, atladığım haber var mı diye. Yok. Devam edelim. Akşam gazetesiyle devam edelim bugün. Akşam gazetesi hedef 2023 Türkiye nükleer güç başlığı kullanımı sevgili izleyenler. Güzel bir başlık olmuş. Hemen yönetmenime söyleyeyim. Şu başlığı ekranlara getirelim. Evet, Akşam gazetesinin bugün kullandığı manşet haber. Hedef 2023 Türkiye nükleer güç. Başlık bu şekilde. 60 yıllık rüya gerçek oluyor. Akkuyu nükleer santralindeki ilk harç Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Putin'in katıldığı törenle konuldu demiş sevgili izleyenler. Bir kez daha hayırlı olsun diyelim. Çok hızlı yol aldık. Yeni bir basamak. İki başlık altında verilmiş haber. Haberin detaylarıyla devam edelim sevgili izleyenler. Bu güzel başlığı gördük. Devam edelim. Şimdi iki başlık altında verilmiş haber. Çok hızlı yol aldık başlığında Türkiye'yi nükleer lige sokacak Akkuyu için düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ülkemizin güvenliğini sürdürülebilir enerjiye sahip olması için yaptığımız planlamalarda nükleer enerji önemli bir yer tutuyor. Böylesi çetrefilli konuda hızlı mesafe almamızın sebebi iki tarafın işbirliğidir dedi. Putin de Türkiye'nin nükleer sektörünü oluşturuyoruz diyerek şunları söyledi. Türkiye'nin ekonomisinin gelişmesinde yeni bir basamak, santral Türk tüketicilere hem ucuz hem temiz elektrik sağlayacak, yüksek kalifiye uzmanların yetiştirebilmesi de işbirliği yapmak istiyoruz demiş sevgili izleyenler. Haberin detayları da gazetenin birinci sayfasına bu şekilde yansımış. Bir kez daha hayırlı uğurlu olmasını temenni edelim ve devam edelim sevgili izleyenler. Gazetenin birinci sayfasında yer alan haberlerle devam edelim. Bu arada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Jülide Sarıeroğlu'nun bir açıklaması gözüme çarptı. 900 bin taşeron işçi artık kadroda başlığı altında verilmiş haber. Hemen detaylarını sizlerle paylaşalım. Çalışma Bakanlığı Sarıeroğlu kadroya geçen taşeron işçi sayısının 900 bin olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanlığı da 150 bine yakın işçinin kadroya alındığını açıkladı demiş sevgili izleyenler. Hayırlı uğurlu olsun işçilerimize de emekçilerimize de bu yeniliğin hayırlı uğurlu olmasını temenni edelim. Böylelikle ayrımcılık da ortadan kalkmış oldu. Hayırlı uğurlu olsun tüm taşeron işçilerimize. Evet, devam edelim sevgili izleyenler. Her alanda yatırımlar devam ediyor ülkemizde. Yunanistan'ı bile çıldırttı başlığı kullanılmış Panos Kemenos. Türkiye düşmanlığını saklamayan Yunan Savunma Bakanı Kemenos ülkesindeki partiler de dayanamadı. Geçirdiği cinneti yorumlamaya gerek yok. Bakanlığa layık değil. Hükümet adım atmalı demiş sevgili izleyenler. Yunanistan Savunma Bakanı'na Kemenos ülkesindeki partiler tarafından da eleştirilmiş sevgili izleyenler. Haberin detayları da gazetenin birinci sayfasına bu şekilde yansımış. Suriye'de kalacaksak parasını vermeliler. Başlık bu şekilde. Trump Suriye'den çekilmeyi ciddi şekilde düşündüğünü belirtmiş. Suudi Arabistan'a böyle seslendi.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan flash bir açıklama daha. Suriye konusunda kararı çok kısa süre içerisinde bölge ülkeleriyle koordinasyon içinde vereceklerini söyleyen Trump, Suudi Arabistan'ın kararla yakından ilgili, "Onlara dedim ki eğer bizim Suriye'de kalmamızı istiyorsanız parasını ödemeniz gerekecek." demiş. Haberin detayları da gazetenin birinci sayfasına bu şekilde yansımış sevgili izleyenler. Devam edelim sevgili izleyenler. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gözü Retinar PTR diyor. Milli imkanlarla geliştirilen Retinar PTR çevre gözetlemede radarı, çevre gözetleme radarı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girdi diyor. Komandolarda MPD kullanacak demiş sevgili izleyenler. Haberin detayları da bu şekilde çok kısa bir halde yansımış ama Türk Silahlı Kuvvetlerimizin hem silah olarak hem mühimmat olarak artık yerleşme ve millileşmelerindeki öne çıkan birçok neyi var? Silahımız var, mühimmatımız var. Bunları aslında daha büyük başlık altında gazetelerimiz verse, biz de okusak onları ayrıntılı şekilde çok daha güzel olur. Ve biliyorsunuz sevgili izleyenler, hala delikli demiri üretemediğimizi sananlar var. Ne yazık ki. Bunlar da görmüş olur, duymuş olur, öğrenmiş olur diyelim. Ve devam edelim. Hatta ben şöyle bir söz vereyim size. Yarın sabah ben bununla ilgili bir klip hazırlattırayım. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren milli ve yerli hem mühimmatları hem de silahları buradan bir kez daha ne yapalım? Hatırlamış olalım. Devam edelim sevgili izleyenler. Hem görmüş oluruz. Delikli demir üretiyor muyuz, üretemiyor muyuz, üretmiş miyiz, üretememiş miyiz? Bunu da görmüş oluruz sevgili izleyenler. Devam edelim. Akşam gazetesini de bitirdik. Programımızın da artık son bölümüne yaklaşıyoruz. Yeni Şafak gazetesiyle devam edelim. Oyunun kuralı değişiyor başlığı altında verilmiş haber. Neresi, hangi haber verilmiş? Akkuyu sevgili izleyenler. Oyunun kuralı değişiyor başlığı altında verilmiş. Ankara'da tarihi gün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'nin 60 yıllık rüyası olan Akkuyu Nükleer Santrali ile birlikte küresel denklem ve dengeleri değiştirecek güç birliğinin temelini attı. İki ülke arasında savunma ve ticarette stratejik ittifakın önü açılmış oldu demiş sevgili izleyenler. Şimdi haberin detaylarını görüyorsunuz. Sayın yönetmenim de ekranları getirdi, gazetede yazdığı şekliyle. Şöyle devam edelim. Tarihe şahitlik ediyoruz ve dostluğun simgesi olacak iki başlık var. Detaylarını sizlere aktaralım. İki lider Akkuyu'daki ilk harcın atılması töreninde Beştepe'de video konferansla katıldı. Tarihi bir ana şahitlik ettiklerini belirten Erdoğan, nükleer santralin 2023 yılında devreye alınmasıyla Türkiye nükleer enerji kullanan ülkeler arasına dahil olacaktır. Ayrıca Rusya Federasyonu ile birlikte birçok stratejik projeyi de hayata geçiriyoruz dedi. Putin de törende şu mesajı verdi. Türkiye'nin nükleer iş sektörünü kullanıyoruz. Yeni bir sektör oluşturuyoruz. Bu tamamen yeni bir dönem, yeni bir adım. 2023 yılında ilk enerji bloğunu devreye sokmak istiyoruz. Son derece iddialı hedeflerimiz var. Bu proje Rus-Türk dostluğunun bir simgesi haline gelecektir demiş sevgili izleyenler. Rus liderin açıklamaları da bu şekilde yansımış gazetenin birinci sayfasına. Her alanda çok büyük neyi var bize? Katkısı var bu nükleer santralin. Ekonomiye katkıları hiç tartışılmaz. İstihdama katkıları hiç tartışılmaz. Bunun yanında neye çıkıyoruz? Nükleer enerji kullanan ülkeler ligine çıkıyoruz sevgili izleyenler. 2023'te hayırlı uğurlu olsun, çok büyük bir katkı sağlayacak bize bu nükleer santral sevgili izleyenler. Enerjinin %10'unu üretecek. Bu bilgiyi de bir kez daha vermiş olalım ve devam edelim. Gazetenin birinci sayfasında yer alan diğer haberlerle devam edelim sevgili izleyenler. SD'den kripto polisler çıktı. İsimler savcılıklara gönderildi diyor. FETÖ'nün üst düzey örgüt yöneticisinin ele geçirilen SD karttan kripto polislerin listesi çıktı. Listedeki polislerin sivil imamlar yerine vekil imam olarak görev yaptıkları belirlendi.
Ankara Başsavcılığı'nın tüm başsavcılıkları yazı yazarak listedeki şüphelilerin isimlerini bildirdiği öğrenildi demiş sevgili izleyenler. Haberin detayları da bu şekilde yansımış. Amerika ve İsrail konuşturuluyor. Amerika ve İsrail konuşturuyor başlığı kullanılmış. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman İsrail ve Batı'ya dönük mesajları sürüyor. Özel bir dergiye röportaj veren Selman, İsrail ile ortak çıkarları olduğunu belirtti. Müslümanların İslam'ı yaymak için savaşmak gibi bir görevi yok demiş. Selman, Hamas ve Müslümanlara karşı terörist listesine koydu. İran'ın din lideri Hameneyi de Hitler'den kötü olarak nitelendirdi demiş sevgili izleyenler. Haberin detayları da bu şekilde yansımış. Çok şey söyleyebilirim ama hiçbir şey söylemeyeceğim. Bunların çünkü ne oldukları belli değil. Ne oldukları belli değil. Müslümanların İslam'ı yaymak için savaşmak gibi bir görevinin yok olduğunu söylemiş. Hamas ve Müslümanlara karşı terörist listesini koymuş. İran'ın dini lideri Hameneyi de Hitler'den kötü olarak nitelendirmiş. Acaba kendisi ney? Evet, devam edelim sevgili izleyenler. Devam edelim. Gazetenin birinci sayfasında yer alan diğer haberlerle devam edelim. Yeni Şafak gazetesinin birinci sayfasında. Münbiç'e iki Amerika üssü başlığı kullanılmış. Amerika Birleşik Devletleri Trump'ın Suriye'den çekiliyoruz sözlerine rağmen PKK işgali altındaki Münbiç'e iki askeri üs daha kuruyor. Üslerden biri Mehmetçiğin Fırat Kalkanı'yla temizlediği bölgeye 4, diğeri ise 8 kilometre uzaklıkta olacak. Dadat Köyü güneyine Noemi isimli çiftliğe yerleşen Amerikalılar üs çalışmasını başlattı demiş sevgili izleyenler. Haberin detayları bu şekilde yansımış gazetenin birinci sayfasına. Devam edelim sevgili izleyenler. Başında çuvalla getirilsin. Başlık bu şekilde. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamaları var. FETÖ ihanet çetesinin hala kripto damarlarının aktif olduğu uyarısında bulunan Bahçeli, FETÖ elebaşısı Gülen'in başına çuval geçirilip getirilmesini istedi. Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, hain papaz bir gün bir gece yarısı kafasına çuval geçirilip alınırsa, Türk adaletinin önüne çıkarılırsa işte o zaman tüm proje sahiplerinin maskesi bir bir düşecektir demiş sevgili izleyenler. Haberin detayları da gazetenin birinci sayfasına bu şekilde yansımış. Bir diğer haberle devam edelim. Medresede vahşi katliam başlığı kullanılmış Yeni Şafak gazetesinde. Afganistan'da korkunç katliam. Kunduz'da 500 kişinin hafızlık mezuniyet töreni için toplandığı medrese bombalandı. Çoğu sivil 100 kişi hayatını kaybederken 50 kişi yaralandı. Katliam gerekçesiyle törene bazı Taliban liderlerinin de katıldığı iddiası bölgedeki hava sahasının hem Amerika hem Afgan güçlerinin kullanıyor sevgili izleyenler. Amerika ve Afgan güçleri tarafından büyük bir katliam yapılmış sevgili izleyenler. Bu haberi de sizlere paylaşmış olduk gazetenin birinci sayfasında yer aldığı şekliyle. Aile Dostu diziye teşvik olacak mı sevgili izleyenler? Aile Dostu dizilere devlet teşviği geliyor. Radyo Televizyon Üst Kurulu Aile Bakanlığı'nın ortak çalışmasıyla belirlenen kriterleri yerine getiren dizilere ciddi bir ödül dağıtacak. RTÜK Başkanı'nın İlhan Yerlikaya ne kadar para harcarsanız harcayın bir dizideki Türk kültürünü, Türkçenin doğru ve güzel kullanımını sağlamayı başka hiçbir reklamda yapamazsınız dedi demiş sevgili izleyenler. Çok önemli bir nokta. Radyo Televizyon Üst Kurulu ve Aile Bakanlığı'nın ortak çalışmasıyla yerine gelecekmiş. Hayırlı uğurlu olur inşallah. Değerli izleyenler devam edelim. Gazetenin birinci sayfasında yer alan haberlerle devam edelim. Uzun yıllar ülke gündemini meşgul eden taşeron işçilerin kadroya geçiş süreci söz verildiği gibi 90 günde tamamlandı. 900 bin taşerona kadro.
Kamu, belediyeler ve il özel idaresinde çalışan 900 bin taşeron işçi kadrolu oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, tüm emekçi kardeşlerimize, kıymetli ailelerine ve aziz milletimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum dedi demiş. Haberin detayları da gazetenin birinci sayfasına bu şekilde yansımış sevgili izleyenler. Ben de sizlere aktarmış oldum. Yeni işgalciler geldi. Başlık bu şekilde sevgili izleyenler. Suriye'de PKK'nın ikinci hamisi olmak isteyen Fransa 60 kişilik ilk askeri kafilesini Ayn İsa bölgesine yerleştirdi. Terör örgütü PKK'ya ait karargah ve araçlara Fransız bayrakları çekildi. Ayn İsa'da Esed rejiminden kalan 93. Tugay bölgesine yerleşen Fransız askerleri gün içerisinde teröristlerle birkaç kez devreye çıktı demiş sevgili izleyenler. Fransa, diğer saflarında teröristleri gönderen ülkeler sıralamasında ilk sırada yer alıyor. Havar, Mera, Elbap, Çoban Bey, Cerablus ve Azez'de yargılanan DAEŞ'li sayısının 900'ü aştığını belirten Cerablus Mahkemesi Hakimi Ebu Firas, İthal teröristler arasında Fransız vatandaşları ilk sırada yer alıyor demiş sevgili izleyenler. Haberin detayları da gazetenin birinci sayfasına bu şekilde yansımış. Yeni Şafak gazetesinin birinci sayfasında yer alan haberleri de böylelikle bitirmiş olduk sevgili izleyenler. Böylelikle programımızı bitirmiş olduk. Dört dörtlük bir sabahta, 4 Nisan sabahında sizlerle birlikteydik sevgili izleyenler. Çarşamba gününde sabahın demini de bitirmiş olduk. Önemli bir gün, yoğun geçecek bir gün. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Başbakanımızın yoğun temasları olacak. Özellikle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yer alacak temasları hatırlatayım sizlere sevgili izleyenler. Saat 12.30'da, 12.30'da Türkiye-Rusya-İran üçlü zirvesi yapılacak ki dünyanın da gözü bu zirvede olacak diyelim sevgili izleyenler ve vedamızı gerçekleştirelim. Sevgili izleyenler, yarın sabah saat 7'ye kadar her şey gönlünüzce olsun. Yarın sabah 7'de ne var? Sabahın demi var. Yarına kadar her şey gönlünüzce olsun dileklerimizi iletelim. Tekrar görüşünceye dek perşembe sabahına kadar hoşça kalın. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen umut sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tütenler en son olacak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benim mi? Milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çehrene ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir günü, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkadır, hakka tapan milletimin istiklalı. Dursun bu hayasızca yakını. Alacakları sana vaat edilir.
kurbanı senden ilahi, şudur ancak ümidi. Değmesini Muhammed'in gözüne Muhammed Emre'ni. O yazanlar ki şehadet verin, dilin temeli. Ebedi yurdumun üstünde beni dinlemeli. O zamanı Vezidiyle bin liseliyle enerlerse taşımı. Heyceli hemden ilahi fışkırın kanlı yaşımı. Fışkırını ruhumu zerret gibi yerden başım. O zaman yükselerek arşa değer belki başımı. Dalgalandı sende şafaklar gibi.